kaldı. Saldırıyı yaptığı iddia edilen kişi. Ekranımızda şu anda. Evet. Şu an ekranlarımızda görüyoruz. Antifa üyesi ve saldırıyı yaptığı iddia edilen kişi. Kuvvetle muhtemel bu kişi. Çünkü Amerikan medyasında önemli kişiler bu şahsı söylüyor. Antifa üyesi. Antifa'yı da aslında Amerika'yı bilenler yakından da takip ediyor. Donald Trump'a karşı olan bu saldırı yapan kişi Antifa üyesi olduğu da resmi olmayan sonuçlara göre açıklandı. Amerikan medyası bunu verdi. Yakından takip ediyoruz. Donald Trump'ın da ilerleyen saatlerde bir açıklama yapması da bekleniyor. Donald Trump'ın destekçilerine merak etmeyin iyi durumdayım. Bundan sonra asıl yarış başlıyor şeklinde büyük ihtimal böyle bir açıklama yapmasını bekliyoruz Ezgi. Dediğimiz gibi çok olağanüstü güvenlik önlemleri vardı. Başlarken de Amerikan medyası da kamuoyunda ilk miting olduğu için takip ediyordu. Nasıl bir güvenlik açığı var? Şu an araştırılan konu bu ve bundan sonra hem Donald Trump'ın hem de şu an gözüken ABD Başkanı Joe Biden'ın mitinglerinde arttırılacak güvenlik önlemleri, olağanüstü önlemler alınacak. Bundan sonra hatta bazı mitingler iptal dahi edilebilir. Çünkü bazı yerlerde güvenlik sağlanabilecek mi? Bu endişeler doğdu. Amerikan medyasında da konuşulan konu bu. Çünkü Donald Trump'ın görüntülerde de görüyoruz. Suratına kan geldi ve kulağında herhalde tahmin edilen kurşunun kulağını sıyırdı ve Donald Trump'ın yüzünün ve kulağının kanlar içinde kaldığı söyleniyor. Ana Amerikan medyasına baktığımızda Antifa üyesi kişiyi şu an aslında vermiyor. Çünkü onların beklediği bölge savcısından yapılacak açıklama. Ufak bir şehir, onu aktaralım sana Ezgi. Çok ufak bir şehir Butler. Pittsburgh büyük bir şehir. Pittsburgh'a yarım saat mesafede Butler. Donald Trump'ı da destekleyen bir bölge. Donald Trump'ın miting yaptı. O yüzden ufak bir şehir. Eyalet polisi orada güvenliği sağladı. Butler polisi de oradaydı. Ama hem de gizli servisin sniperları, keskin nişancıları, yani olağanüstü güvenlik önlemleri vardı. Buna rağmen nasıl böyle bir saldırı gerçekleşebilir? Bununla da ilgili soruşturma devam ediyor. Şunu da aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a geldiğinde Beyaz Saray'ın çitleri ve kameraları, güvenlikleri de iki katı arttırılmıştı. Çünkü Donald Trump'a saldırı ihbarları ve saldırı ihtimalleri çok çok fazla vardı. Donald Trump başkanken de olağanüstü korunuyordu. Yıllardır, 100 yıllık Beyaz Saray'ın çitleri iki kat arttırıldı. Bu da çok önemli, onu arttıralım. Aslında Donald Trump göreve geldiğinde böyle tehditler vardı. Ve şu an Amerikan kamuoyunda konuşulan konu Donald Trump'ın üzerinde uzun süredir suikast girişimleri ve tehditler varken neden daha fazla önlemler alınmadı? Ve demokratlara da baktığımız zaman demokrat senatörler, milletvekilleri, valiler hepsinin yaptığı ortak açıklama kınıyor. Hepsi bu siyasi bir saldırı ve bu hangi parti olursa olsun kesinlikle kınamamız gerekiyor. Bununla ilgili Donald Trump'a geçmiş olsun ve dualarımızı aktarıyoruz, dua ediyoruz şeklinde açıklamalar yapıyor. Sıcak olan bilgiler, saldırganın kimliği belli, Antifa üyesi ve Donald Trump'a saldırı yapan kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda onunla birlikte bir kişi daha, yani toplam iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Tetikçi ve bir miting katılımcısının bölge savcısı tarafından öldüğüne dair açıklama dakikalar önce verildi. Saldırgan argından bir kişinin de gözaltına alındığı, bu bilgi de önemli. Çünkü tek başına değil, başka kişiler de var. Şu an güvenlik kameraları bölgede taranıyor ve Donald Trump'a saldırı nereden, nasıl, silahla gerçekleşti. Aslında bunların birçoğu biliniyor Ezgi. Ama basına yansıması ve kamuoyuna açıklaması
güvenlik sebebiyle olağanüstü bir güvenlik önlemlerinden dolayı nasıl böyle bir durum ortaya çıkabilir? Ondan dolayı ilerleyen dakikalarda açıklanacaktır. Belli olacak. Trump'a... Ama bir virgül koyalım lütfen. Sıcak bilgiyi de vereyim arada. Biden, Donald Trump'ın mitingindeki saldırıyı kınadı ve ABD vatandaşlarına bildirik olma çağrısında bulundu. Trump'ın güvende ve iyi olduğunu duyduğum için minnettarım dedi. Ben ve eşim Trump'ı güvenli bir yere götürdüğü için gizli servise minnettarız. Bunu kınamak için ulus olarak birlik olmalıyız açıklamasında bulundu. Devam edebiliriz. Teşekkürler Ezgi. Aslında Biden kurşunun çıktığı andan itibaren Beyaz Saray bilgilendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın kurmayları da yakından takip ediyordu ve Biden... bir briefing verildi, bilgilendirildi, bir açıklamada bekleniyordu. Çünkü bu açıklamayı bir an önce Amerikan kamuoyu yapılması gerektiğini deniliyordu. Ve o açıklama dakikalar sonrasında saldırının gerçekleşmesinden Joe Biden'a geldi. Gizli servis açıklaması var. Gizli servis önemli. Televizyonu yeni açan izleyiciler ya da bilmeyen izleyicilere aktaralım. ABD'de başkanları koruyan özel bir bölüm var. Secret Service, yani gizli servis. Nereye gider derse gidersin. Yurt dışına da ABD içinde de hem eyalet polisi hem yerel polis koruyor. Ama aynı zamanda ABD başkanını an ve an gölge gibi eşini de başkan yardımcısını da takip ediyor. Bununla da ilgili ABD başkanı Joe Biden... bir teşekkür mesajı yayınladı ve Trump'ın durumunun iyi olduğu için bununla ilgili açıklama yaptı. Biz de gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Haber Global farkıyla takip etmeye çalışıyoruz. Joe Biden dakikalar öncesinde bir açıklama yaptı ve açıklamada Donald Trump'ın durumunun iyi olduğuna sevindim. Gizli servise de teşekkür ediyorum. Gizli servis kendisini güvenli bir yere almıştır. Pensilvanya'da mitinginde meydana gelen silahlı saldırıda saldırgan ve bir Trump taraftarı, bir seyirci hayatını kaybetti. Trump'ın şu ana kadar yapılan açıklamada durumunun iyi olduğu açıklandı. Şunu aktaralım. Kimileri de Amerikan medyasına katılımcılar konuşuyor. Ve olayın şahitleri an ve an kişiyi kimileri gördüğünü, hatta silahı da duyduğunu, 7-8 el silah sesi geldiğini söylüyor. Nasıl bir silahla yapıldı, tüfekle mi, kuru sırıkının bozularak bir ateşli silah haline geldiği mi, yoksa normal bir silahla mı yapıldı, bu da önemli. Şuna da dikkat etmek lazım. Yalan bilgilere dikkat edilmesi lazım. Bölge savcısı bununla da ilgili bir açıklama yaptı. Yalan bilgilerle de ilgili, bununla da ilgili inanmayın. Başsavcılıktan ve gizli servisten açıklamalara dikkat edin şeklinde yazılı olarak açıklandı. Pensilvanya Başsavcısı kolluk kuvvetlerinin iletişimde olduğunu, gizli servisle de birlikte an ve an olayı, bu iğrenç eylemi sonsuza dek etkilenecek ailelere de geçmiş olsun. Eski başkan Donald Trump'ın en kısa sürede iyileşmesini umuyorum. Çok çok geçmiş olsun mesajını verdi. Her dakika Donald Trump'ı eleştiren önceki meclis başkanı Nancy Pelosi ise Tanrı'ya şükürler olsun Trump güvende. X'ten, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Önceki Demokrat meclis başkanı. Ailesi siyasi şiddetin kurbanı biri olarak toplumumuzda herhangi bir şiddetin yeri olmadığını ilk elden sizlere aktarıyorum. Eski başkan Trump'ın güvende olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum. Geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Amerikan medyasında şu az sonra söyleyeceğim sözlere de yer verildi. 2022'de San Francisco'da evinde... saldırıya uğramıştı aletlerle Pelosi'nin eşi. Donald Trump da olayla dalga geçmişti. Amerikan medyası buna da yer vermiş. Genel olarak baktığımızda demokratlardan cumhuriyetçilere herkes Donald Trump'a şartsız koşulsuz destek veriyor ve
bu mitingi öncesi silah kontrolüsü çağrılısında bulunuldu. Biliyorsunuz Amerika'da silah kontrolü çok serbest ama erken saatlerde Biden silahlarla ilgili daha da kısıtlanması gerekiyor şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tanıklar da konuşuyor, Trump'ı ve bir başka kişiyi kanlar içinde gördüğünü zaten Amerikan medyasına aktarmışlardı. Olayın gerçekleştiği yer Pensilvanya eyaletinin Butler şehri. Pittsburgh'a yakın bir şehir fakat ufak bir şehir. Olayla ilgili araştırma yapılıyor. Secret Service, gizli servisin yoğun bir şekilde koruması vardı. Aynı zamanda keskin nişancıları da vardı. Ama eyalet polisi ve yerel polis eksik mi kaldı? Az kişi mi? Neden böyle bir şey oluyor? Onu söylüyor. Önceki başkanlardan iki dönem başkanlık yapan Barack Obama. Barack Obama da ABD'de siyasi şiddete asla yer yok. Demokrasimizde siyasi şiddete kesinlikle yer yok. Tam olarak ne olduğunu bilmesek de eski başkan Donald Trump'ın ciddi şekilde yaralanmamış olmasından dolayı hepimiz rahatlamalıyız ve bu anı siyasetimizde ve medeniyetimize ve kendimize saygımızı adamak için kullanmalıyız. Eşim Michelle ve ben acil şifalar diliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi şunu söyleyelim Ezgi. Demokrat Parti'nin biliyorsunuz bir kongresi var. Bu kongrede Donald Trump açıklanacaktı. Şimdi hem evet, gizli servis hem de Wisconsin valisi şu an açıklama yaptı. Hem Donald Trump'a geçmiş olsun hem de biz olağanüstü güvenlik önlemleri alacağız. Güvenlik önlemlerinin çok daha arttıracağız şeklinde bir açıklama yaptı. Elimizde olan sıcak ve en son gelişme Ezgi aktarabileceğimiz konu Butler County Bölge Savcısı. Bir seyirci, mitinge katılan bir kişi ve saldırgan Antifa üyesi şahsın hayatını kaybettiğini, Donald Trump'ın da durumunun iyi olduğunu sizlere aktarabiliriz. Ve Donald Trump'ın ilerleyen saatlerde de bir açıklama yapmasını Amerikan medyası bekliyor. Onları da aktarabiliriz Ezgi.